Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatlara dökülen taze betonların içine çip atılarak başlattığı beton takip sisteminde mikserlere kare kodlu beton irsaliyesi ve etiket uygulamasına geçildi. Direktmen oradaki etiket buraya düştü şu an. Yani bu irsaliyenin bu aracı olduğunu kanıtlıyor bu da. Yeni dönemde tüm mikserlerin camına beton santrallerinden çıkmadan önce beton sınıfı, kullanılan agrega cinsi, çimento ve su miktarı, firma adı, katkı malzemesi gibi bilgileri içeren kare kodlu etiket yapıştırılıyor. Betonun üretildiği aşamadan buraya geldiği ortamda yapı denetim firmaları, laboratuvar firmaları elimde gördüğünüz el santralleri ve Aselsan ürettiği çipleri betona yerleştirerek alınan betonların bütün denetimlerini bu ortamda yapıyorlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal, beton takiminde kare kod ve çip döneminin başladığına dikkat çekerek denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını söyledi. 30 Kasım itibariyle bakanlığımız yeni bir uygulama daha getirdi. İlimizde de uygulamaya başlayan artık beton mikserlerinde de kare kodlu uygulama ve beton mikserlerine çip uygulamasıyla irsaliyeyle kare kod uygulaması getirdi. Bu vesileyle artık beton kaçaklarının kaçak beton önüne geçilmiş oldu. Gördüğünüz üzere beton firmasının mikserlerinin üzerinde bir kare kod bulunmakta. O kare kodla irsaliye birbiriyle örtüşmekte. Şöyle ki aracın plakasından aracın şoförüne kadar dökülen betonun hangi tarihte hangi saatte çıktığına, betonda kullanılan çimento, beton dozajı, ondan sonra beton sınıfı, betonda kullanılan katkı malzemelerine kadar bütün bilgiler bulunmakta. Böylece vatandaşlarımıza daha güvenli binalar yapmak açısından beton kalitesini her ortamda denetlenmekte. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımız alacakları betonda veya kendi yaptırdıkları yerlerle ilgili 2019'dan sonra yapılan binalarla ilgili her türlü bilgileri gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerindeki yapı denetim şube müdürlüklerinde, gerekse yapı denetim firmalarında, gerekse laboratuvarlarda öğrenmektedir. Bu uygulamanın ülkemize, Kahramanmaraş'ımıza ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.